Bir Karpuz Sergisi. Sait Faik Abasıyanık. Birdenbire ellerimi öpmeye başladı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Şimdi yalnız kıpkırmızı küçük kulaklarını, ensesinin çukuruna düşmüş dumanlı kumral saçlarını görüyorum. Bir an içinde değişivermiştim. Bir başka insandım. Bütün muhakemelerim alt üst olmuş, fikirlerim değişmişti. Bu anda benden her şey yapılabilirdi. Bu ellerimin öpüldüğü birkaç saniyede benden bir dünya istenebilirdi. Ben bu dünyayı yaratacak kadar kuvvetliydim. O artık dudaklarını ellerimin tüylerinden tırnaklarına kadar gezdiriyordu. Bir zaman yanağının kırmızı ve yanan yanağının da elime bir kumaş temasıyla süründüğünü hissettim. Ellerimi, bu sevilen, sevilmeyi yadırgayan ellerimi kendisine bıraktım. Ellerim benim olmaktan çıktı. Kafam müsterih bir iklime çekildi. Düşünmekten durdum. Neden sonra sevilmeye alışmamış bir insan ruhuyla ellerimi yanaklarından çektim. Yok dedim. Heyecanlanma. Bu paranın, sana verdiğim bu paranın ne ehemmiyeti olabilir? Bırak, yapma. Utanıyorum. Bana verdiğim para için değil. Vallahi para için değil. Dinim hakkı için. İnan, vallahi para için değil. Dinim hakkı için. Avlusunun otları taze kesilmiş, minareleri çimenlerin üzerine akmış, kubbeleri yakın çarşılara dökülmüş, sessizlik ve esrar dolu İstanbul camilerinden bir tanesinin avlusundaydık. Bir öğle üstüydü. Fırsat buldukça, canım sıkıldıkça, kafamın içine bir başka benlik sokuldukça, insanları sevmek için, bir uzlet içinden, bir yoksuzluk ve kimsesizlik içinden, bir varlığın ve kimsenin karışıklığını daha iyi duyabilmek için daima melankolik köşeler arardım. O zaman küçük kumruların gezindiği cami sundurmalarında düşünür, İstanbul'a bu köprülerin ve sefillerin ve vapurların birbirini düşündüğü, birbirini çağırdığı İstanbul'a bakar kalırdım. Cami avlularında hiçbir zaman yalnız kalmadım. Belki benim gibi aynı hisle dolu birkaç insanı, bir Selvi'nin veya bir Çınar'ın veyahut da bir kubbe gölgesinin içine uzanmış buldum. Fakat bugün kendisine para verdiğim insana, birbiri arkasına bir hafta sonra muhtelif fasılalarla bir bahar, bir yaz orada rast geldim. Bana artık öyle geliyordu ki bir gün hasretini uzaktan çekmeyi, kendisini senelerce görmeyip de günlerden sonra bir gün görmeyi özlediğim bu şehri terk etsem, senelerden sonra döndüğüm zaman onu gene orada bir kubbenin, bir Selvi'nin gölgesinde bulacağım sanırdım. O kadar birbirimize alışmıştık. Arka üstü yatardı. Ellerini dumanlı kumral saçlarının döküldüğü ense çukuruna kenetlerdi. Gündüz yıldızları görür gibi gökyüzünde düşünürdü. Kafası bir Yahudinin kafası kadar ticari entrikalarla doluydu. Şimdi cebinde parası da vardı. Çalışmak istiyordu. Yazdı. Bir karpuz sergisi açabilmek için projeler yapmaktaydı. Cins karpuzlar rüyalarına giriyordu. Ama çalışmamak, ah çalışmamak. Başlayan yazın bütün güzelliğini görebilmek için arzusu iradesiyle çarpışmıyordu bile. Arzusu iradesini almış, birlik olmuşlar, dost olmuşlardı, beraberdiler, bütün gün ayrılmıyorlardı. Yalnız rüyalarında birbirlerinden bir lahza ayrılıp tokatlaşıyorlardı. Bir adım ötemizde kaynayan yaza karşı gölgenin ve bir orta zaman rutubetinin içine gömülüp karpuz sergisinin projelerini yaptık. Tekirdağ karpuzlarını en arkaya dizeceğiz. Sağlamcı, pazarlık yapmayan müşterileri onlardan. Sonra öne kocaman siyah karpuzlardan koyacağız. Bunlar kalın kabukludur. Hep kırmızı çıkarlar ama çabucak kof cevizlere dönerler. Vodina kavunları en iyi cinstir. Kokuları dışında değil, içindedir. Bu çitili, üzerleri çentikli kokulu kavunlar yumuşayıverirler, eziliverirler. Onları çabuk sürmelidir. Ne pahasına olursa olsun elden çıkarmalıdır. Birdenbire hararetlenir. Küçük bir çırak tutmalıyız derdi. Çıraksız iş görülmez. Bıçkın bir çocuk buluruz,
kapkara bir şey olur. En küçük bir patırtı, bir karpuzun olup olmadığını anlamak için üstü fiskelendiği zaman çıkan sesten bile uykusundan uyanan atik bir çocuk bulmalıyız. Karpuz sergisinin bütün işi o çocuktadır. Yalnız böyle bir çırak bize daha iyi çalışmanın, dil dökmenin, geniş olmanın, iş bittikten sonra türkü çağırıp cigara savurmanın lezzetini verebilir. Ben, yok derdim. Önce çıraksız çalışmalıyız, ona masraf ister. Gene birdenbire sözümü keser. İstemez derdi, ben kendi ekmeğimi onunla paylaşırım, sana ne? Ziyanı yok, patron sen ol. Sen iki pay al, ben bir pay. Bu bir pay çırakla bana yetişir. Pekala, ertesi gün onu gene bir kubbenin altında, elleri ensesinde arka üstü düşünür bulurdum. Çırak yarın hazır derdi. Ağustos'un öyle bir günündeydik ki yaprak oynamıyor, çok berrak ve sıcak bir hava sesleri uzaklardan bize getiriyor. Ta Kumkapı sahillerinde yıkanan insanları düşündürüyordu. Haydi gidelim Kumkapı'ya dedim. Bir kenarda denize gireriz. Ben sabahleyin gittim dedi. Sen istersen git bir banyo yap gel. Ben çırağı bekliyorum. Paralar dedim. Bitti mi dedi. Bende metelik yok. Bana verdiğin para duruyor dedi. Bu para bize yeter de artar bile. Ben Kumkapı sahiline yollandım. O arka üstü yattığı yerden sağ tarafına döndü. Gözlerini kapadı. Ben bir minare gölgesinden güneşe doğru adımlarımı ağırlaştırırken arkamdan bağırdı. Hacı Bey dedi. Yarın sabah 6:30'da Beyazıt Havuzu'nun kenarında ol. Olur olur. Saat 10'a doğru Süleymaniye'nin avlusuna vardığım zaman kimsecikler yoktu. Bir adam güneşin altında soyunmuş, çamaşırlarında bir şeyler arıyordu. O zannettim, değildi. Akşama doğruydu. Sundurmanın önünde düşünmekle uyumak arası bir halde Meltem çıkmasını bekliyordum. Ter içinde gözüktü, tıraş olmuştu. Siyah bir fanila giymişti. ''Niçin 6:30'da gelmedin?'' dedi. Beni uykumdan çekip alarak sürükledi. Karpuz sergisine vardığımız zaman güneş altında bu kadar hızlı yürümekten şakaklarım zonkluyor. Vücudum çoktan beri akmamış bir terle yumuşamış, kaşınıyordu. Pis bir hasırın üzerine 40-50 tane karpuz dizilmişti. Küçük, hakikaten duman gibi kara saçlı, tuhaf bir çocuk bu küçük karpuzların önünde haykırıyordu. Çeyreğe, çeyreğe, elini mi kestin baba? Param olsa da ben yesem. Karpuzların bazılarına nereden düştüğü meçhul bir güneş vuruyor, sokağın başından bir vantilatörden eser gibi bir Meltem esiyordu. İşte dedi, bizim sergi de böyle olacak. Sonra indiğimiz yokuşu ağır ağır çıktık, kararan güne karşı bir karpuz sergisini düşündük. Bir karpuzun üzerine mumu yakardık. Mum kara ve kocaman karpuzun üstünde Ağustos gecelerini sallar dururdu. Çırağımız önce küçük hurda bir karpuzu kesmiş yemiş, sonra kocaman bir karpuza başını koymuş uyumuş olurdu. Arkadaşım hala Tekirdağları karabeneklerden, karabenekleri alacalardan, vodinaları topatanlardan ayırırdı. Bazen bir kırkağaç kavununu eline alır, bana döner, bu bir başka cins kırkağaç derdi, bunu ayrı koyalım. Bu kışa dayanır, kışın bile çürümez, yumuşamaz, içi buz tutar, kışın soba kenarında bunu kesmek lazımdır. Ilık suya koymalı bir müddet, ılık suda kaldıktan sonra kesip yemelidir, tadına doyum olmaz. Sonra her iş biter, simsiyah Külhan Bey gömleğini çıkarır, bir yeni cami gömleği giyerdi. Ceketini serginin tahtasına çakılmış çividen alır, omuzlarına bırakır. Haydi gidelim derdi. Köprüden biraz vapurları seyredelim. Hem hava almış oluruz.